Alzheimer hastalığı bitkisel yollarla tedavi edilebilir mi, iyileştirilebilir mi? Evet, çok güzel bir soru. Tabii ki. Alzheimer'la ilgili ginkgo biloba, nerede bu bitki? Şurada. Ginkgo'nun yaprakları aynı, iki loplu beyin gibi olduğu için iki loplu anlamına gelir. Ginkgo biloba, iki loplu demek. Hı hı. Bu bitkinin birleşimindeki ginkoloidler beynin fonksiyonlarını artırır. Beyne kan akışını artırır. Kulak çınlamasına karşı Almanya'da bununla ilgili 292 kulak burun boğaz doktoru tedavi denemeleri yapmışlar. Tinnitus dediğimiz kulak çınlamasını ginkgo ile tedavi etmişler. Yine dünya çapında 36 ayrı klinikte 10.815 hasta üzerinde denenmiştir. Klinik araştırmalar burada, Almanca metin. Şimdi bu bitkinin şu yaprağı, sararmış sonbahardaki hali. Ginkgo ile ilgili 36 ayrı klinikte 10.815 Alzheimer hastası tedavi edilmiş. Nasıl tedavi ediliyor? Beyinde protein var. Beta 4A. Bu sertleşirse beynin fonksiyonlarını yavaşlatıyor. Beyindeki proteinin sertleşmesinin sebebi nedir? Yanlış beslenme. Ve gıdalardaki özellikle alüminyum oranının artması, beyinde sertleşmeye sebep oluyor. Alzheimer hastalarının beyinleri otopsi yapılmış ve beyinlerinde çok yüksek oranda alüminyum olduğu tespit edilmiştir. Bugün günümüzde yediğimiz her şey, mesela su içiyorsun, üzerindeki kapak alüminyum. Evet. Çikolata, jelibon, kek, gofret vesaire vesaire yiyorsunuz. Hepsi alüminyum ambalajlı, alüminyum paket, paketleme, her şeyde alüminyum. Ve istese de istemese de kişi vücudundaki alüminyum oranı yükseliyor. Alüminyum yükseldi mi bor azalıyor. Alüminyumla bor birbirine zıttıdır. Vücutta alüminyum artarsa bor azalır. Bor kişiye hayat verir, alüminyum hayatı alır. Hayatı alır. Kireçlendirir. Yavaş yavaş hayatın fonksiyonlarını düşürür.